Çok değerli Meclis Başkanım, Meclis Başkan Yardımcım, İstanbul Ticaret Odası'nın çok değerli meclis üyeleri, kıymetli çalışma arkadaşlarım, sözlerimi başlarken hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Nisan 2020 yılında başlatmak mecburiyetinde kaldığımız sanal meclis toplantımızı Nisan 2021'de de aynı şekilde sürdürmek zorundayız maalesef. İnşallah dua ediyoruz. Geçen sürede önümüzdeki sürede inşallah bu sürecin bir an önce sona ermesi için Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Gerçekten geçtiğimiz dönemde koronavirüs insanlığa ve ülkemize tabiri caizse bir an için olsun göz açtırmadı. 13 Nisan'da mübarek Ramazan ayından mübarek Şaban ayından mübarek Ramazan ayına giriyor olacağız inşallah. 13 Nisan Ramazan'ın ilk günü. Cenab-ı Hak karşılığını kendisinin hesapsızca vereceğini tutulan oruçların, kılınan namazların, zekat ve sadakaların yüzü hürmetine evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı bereketine bizleri, tüm İslam alemini merhametiyle muamele eylemeyi nasip etsin inşallah. Canı gönülden ettiğimiz, vereceğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyorum. Dualarımızın ve yakarışlarımızın hürmetine inşallah COVID belasında ülkemiz üzerinden, Müslümanların üzerinden ve tüm insanların üzerine kaldırsın, bizlerden uzak etsin. Bu vesileyle bir kez daha ülkemizde COVID sebebiyle hayatını kaybeden 33 bine yakın vatandaşımıza rahmet diliyorum. Hastanede yatanlara acil şifa diliyorum. Değerli Başkanım, kıymetli meclis üyeleri, Nisan ayı bizim için en zor şartlarda bile milli egemenliğe verdiğimiz önemi gösteren gerçekten önemli bir ay. 23 Nisan 1920'de işgal altındaki İstanbul'dan ve yurdun dört bir köşesinden gelen vekillerimiz Ankara'da büyük Millet Meclisi'ni açarak milli mücadeleyi meclisimizin önderliğinde yürüttü 101 yıl önce. Allah'a şükür olsun ki tam 101 yıl önce başlatılan şanlı direniş Gazi Meclisimizin dirayetli yönetimiyle başarıya ulaştı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda meclisimize ve çocuklarımıza olan güvencimizin bir gereği olarak bugüne kadar kutlana geliyor. Bu vesileyle milli mücadele liderlik eden Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarıyla aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu arada Ulusal Egemenlik Bayramımızın 101. yıl dönümünü tesadüf eden bu dönemde emekli amirallerin nereden icap ettiği pek de belli olmayan gece yarısı açıklamasını ise büyük bir nefretle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Ulusal Egemenlik Bayramımızı gölgeleyen bu açıklamaya layık olduğu cevabı eminiz bağımsız yargı verecektir. Yine aynı şekilde bu emekliler grubu Türk milletinden de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hak ettikleri cevabı alacaklardır. Türkiye'de demokrasinin önünün kalıcı bir şekilde açılması için ekonominin dünya ile rekabetçi bir niteliğe kavuşması için büyük uğraş veren bir isim rahmetli Turgut Özal. 17 Nisan 1993'te tam 28 yıl evvel Türkiye'nin zor yıllarının büyük siyasetçisi Turgut Özal'ı ölümünün 28. yılında rahmetle anıyorum. Ülkesine daha yapacağı büyük hizmetler var iken ansızın yitirdik onu. Her büyük lider gibi ölümü vakitsiz ölümdü. Ancak onun açtığı yol o kadar güçlü ve sağlam bir yoldu ki Türkiye o yoldan demokrasiye ve ekonomisini geliştirmeye doğru koşar adım yürüdü gitti. Bugün yaptıklarımızı görünce birçoğunun altında onun vizyonunun olduğunu anlıyoruz. Yine her büyük adam gibi devrinde pek anlaşılamayan bir liderdi. Allah nur içinde yatırsın, mekanı cennet olsun. Burada küçük bir anımı paylaşmak istiyorum. 1983 yılının sonunda İzmir Ali Ağa'da Petkim'de bir iş yapıyordum. O zaman böyle uçaklar falan yok. Terminalden otobüs biletimi aldım. Biraz vaktim vardı. Dediler ki Özal İzmir'de fuarda bir açış konuşması yapacak.
Ben de hadi onu dinleyeyim dedim. Ondan sonra otobüse biner gelirim. Dedi ki, ey dedi vatandaşlarım dedi. Geçen sene dedi ihracatımız 2,5 milyar dolara geçti. Rakamlara dikkat edin. 2,5 milyar dolara geçti. Bu sene inşallah dedi 3 milyarı geçtik. 4 milyarı yakalayacağız. Yani Türkiye'nin 3 milyarlık, 4 milyarlık toplam ihracat paketinden bugün Allah'a şükür yeterli bulmasak bile 200 milyar lira gelen bir devlet haline 28 yıl sonra geldiğimizi de unutmamak gerekiyor. Değerli meclis üyeleri, taziye dileklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha evvel bir ay hiç taziye dileği olmadan geçirmiştik ama maalesef bu ay biraz fazla gündeme getireceğimiz isim var. İshak Koçoğlu meclis üyemiz ve Numan annesini kaybetti. Numan sağ kardeşini 50. Meslek Komitesi üyemiz Nuriye Cevit ile 6. Meslek Komite üyesi Erol Aykut da babalarını kaybettiler. Merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyorum. Biraz evvel kıymetli meclis başkanımızın da ifade ettiği gibi İstanbul Ticaret Odası'nda meclis üyesi olarak görev yaptığı dönemde gerçekten katkı veren Görgün Özdemir Bey'in yerine Mehmet Önder Kutman meclise davet edildi. Sayın Özdemir'e katkıları için şahsım ve yönetim kurulu'na teşekkür ediyorum. Sayın Kutman'a da başarılar diliyorum. Bu arada tedavisi devam eden meclis üyelerimize de acil şifalar diliyorum. Kendileriyle görüşmeye çalışıyoruz. Çok şükür şu anda kritik durumda olan bir meclis üyemiz yok. Allah hepsine en kısa zamanda acil şifa nasip etsin diye tekrar dua ediyoruz. Değerli dostlar, sözlerime Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Mart'ta açıklanan ekonomi reformları ile başlamak istiyorum. Hemen belirtmek isterim ki ekonomik reform paketi iş dünyasının beklentilerini karşılar nitelikte ve gerçekten özlediğimiz bir sloganla devreye girdi. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat. Bu dört başlık temelinde bir büyümeye odaklanacağı ifade edildi. Bu yaklaşım iş dünyası olarak özlemle beklediğimiz ve kararlılıkla uygulanmasını istediğimiz bir yaklaşım. Ayrıca reform paketi Türk sanayisinin üreten Türkiye'nin ithalata bağımlılığını azaltmayı ve katma değerli ihracatı artırmayı hedefliyor. Diğer yandan da ülke kaynaklarını erozyona uğratan enflasyonla mücadele için alınacak tedbirleri ve sorunun kalıcı çözümüne yönelik politikaları da ortaya koyuyor. Aynı şekilde kamuda tasarrufa yönelik önemli adımlar içeren paket, vergi politikalarında sadeleştirme, küçük işletmelere vergi muafiyeti ve uygun finansman olanaklarını kapsayan desteklerinde uygulanmasını öngörüyor. Şirketlerin alternatif finansman araçlarından yarar almasına yönelik tahvil ihraçlarını desteklemek üzere tahvil garanti fonu kurularak sermaye yapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da paketi sunumunda ifade ettiği gibi burada yeni bir başarı hikayesi yazma kararlılığı gerçekten gözüküyor. Bu kararlılığın gerçekleşmesi bizim de en büyük temennimiz. Bu kapsamda Türkiye ekonomisinin daha hızlı yol alabilmesi, salgın sonrasına hazırlık için tahkim gücünü artırabilmesi ve mevcut potansiyelini hızla harekete geçirebilmesi için yakın dönemde belirsizliğe ilişkin ortaya çıkan tablonun iyileştirilmesinin kritik önem taşıdığına inanıyoruz. Bugün döviz kurlarında yaşanan aşırı oynaklığın dizginlenmesi, öngörülebilirlik penceresinin büyütülmesi ve güvenin pekiştirilmesi elzem. Özel sektörümüzün yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve bir bütün olarak ülkemizde hizmet şevkini kamçılayacak, sürdürülebilir kalkınmanın taşlarının daha hızlı döşenmesine imkan sağlayacaktır. Diğer tarafta 20 Mart'ta Merkez Bankası Başkanlığı görevinde bir değişiklik yaşandı. Bu değişimle birlikte yaşanan çalkantı ve para politikasının değişeceğine ilişki algı, yeni başkanın açıklamaları ile yerini yavaş yavaş sükunete bırakmış gözüküyor. Bugün geldiğimiz noktada itidalli olmak, felaket tellallarının belirli amaçlara yönelik senaryolarına kulak asmamak çok önemli. Süreçten nemalanmak isteyen manipülatörlerin
piyasayı karıştırma çabası da çok açık. Bize düşen elimizdeki verilere bakıp, kazanımlarımızı ve kayıplarımızı teraziye koyup, rasyonel şekilde yolumuza devam etmek. Reel sektör için önemli olan hem faizde hem kurda hem de enflasyonda optimal bir düzey yakalamaktır. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Son 4,5 ay aylık süreçte kurları düşürebilmek için 875 baz puanlık faiz artışı gerçekleşti. Bu reel kesim için şüphesiz ki gerçekten ağır bir finansman bedeli anlamına geliyor. Finansman maliyetinin ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Nitekim ticari kredi faizleri 19 ayın ardından yeniden %21-23 seviyesinin üzerine çıktı. Türkiye ekonomisinin potansiyeli yüksek kur ya da yüksek faizden birini seçmeyi hak etmiyor. Hem yüksek kur hem de yüksek faizi birlikte yaşamayı ise hiç hak etmiyor. Unutmayalım ki her artan faiz bir o kadar ticaret hacminden, yatırımdan yiyor. Küresel piyasalarda dolar bazında artan fiyatlar sebebiyle ham madde temininde zorlanan iş dünyamızın, artan faizler sebebiyle ilave finansman kaynağı ihtiyacı hissetmeleri arzu edilen bir durum değil şüphesiz. Pandemi sebebiyle hizmetler sektörü başta olmak üzere birçok sektörde zaten finansman sıkıntısı büyük. Şimdi faiz artsın talebine çok dikkat etmek gerekiyor. Beklentinin üzerindeki faiz artışı oluşturulmaya çalışılan dengeler üzerinde negatif etki yapabilir. Yatırımcıların hareketleri ve talepleri karşısında kuyumcu terazisi hassasında davranmak gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki merkez bankalarının geleneksel olarak birinci görevi fiyat istikrarını sağlamak ve ulusal paraların değerini korumaktır. Bununla beraber özellikle 2009 küresel finans krizi sonrası merkez bankalarının geleneksel görevlerine hükümetle işbirliği içinde büyümeyi gözetmek, istihdamı korumak, iktisadi faaliyeti destekleyecek para ve kredi düzenlemeleri yapmak, paranın üretim seviyesi, ticaret, fiyatlar üzerinde yaptığı dalgalanmaları azaltmak, finans sisteminin istikrarında sorumluluk üstlenmek, finans sistemiyle reel kesim arasında sağlıklı fon akışını düzenleme gibi görevler de eklenmişti. Bunu net olarak hatırlıyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da değişen koşullar çerçevesinde bu kapsayıcılığı sağlamasına yönelik bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunun altını çizmek istiyoruz. Özetle Merkez Bankası için sadece fiyat istikrarı ile sınırlı bir görev tanımı bu dönemde artık kesinlikle gerçekçi ve doğru değil. Yeterli de değil. Merkez Bankası'nın önceliği artık fiyat istikrarı ile birlikte genel ekonomik istikrar sağlamak olmalıdır. Enflasyon düşmüş ama ekonomiyi sıkıntıda gösteren bir tablonun riskini ülke olarak almamalıyız, alamayız. O halde Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar ekonomik aktiviteyi gözetecek kararları da çok önemli. Tabii ki fiili icraata kadar sözlü yönlendirmesinin gücünün olması da aynı zamanda önemli. Değerli arkadaşlar, pandemi tüm hızıyla maalesef varlığını korumaya, insanlarımızın canını almaya, sektörlerimizin kapalı kalmasına yol açmaya devam ediyor. İş dünyasının pandemiden en az hasarla etkilenip atlatması için çıkarılan desteklerin ise bir kısmının sonuna gelindi. Türkiye ekonomisi salgın yılı olarak kayıtlara geçen 2020 yılını %1,8 büyümeyle kapattı. Bunda bazı bozulan dengelerin süratle giderilmesinin, gerekli desteklerin anında çıkarılmasının gerçekten büyük payı oldu. Çünkü bu dönemde salgın kaynaklı kapanmalardan en fazla etkilenen sektörlere yönelik uygulamaya konulan destekler birçok işletmenin kapısına kilit vurulmasını, istihdamını azaltmaya gitmesini önledi. Bilindiği gibi yaklaşık bir yıl önce başlatılan kısa çalışma ödeneği uzatmalarla 31 Mart 2021 tarihine kadar devam etti ve o tarihte sonlandırıldı. Kısa çalışma ödeneği salgın döneminin adeta can simidi oldu. Yüz binlerce çalışanın işini, aşını korumasını sağladı. O yüzden kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi demek, sektörlerimize gidecek can suyunun da kesilmesi anlamına geliyor. Salgın henüz bitmedi.
Yeni dalga ile birlikte vaka sayıları da hızla artıyor maalesef. Kısıtlamalar ve kapanmalar yeniden hayatımıza girdi. Dolayısıyla kısa çalışma desteğinin belirlenen sektörler için bile olsa kapanmalar ve kısıtlamalar kaldırılana kadar devam etmesi hayati bir önem taşıyor. Kısa çalışma ödeneği özellikle orta direği oluşturan ticaretin bel kemiği KOBİ'lerin ve esnafın salgını yönetme kabiliyetini ve salgınla mücadele şevkini artırıyordu. Elbette hükümetimiz salgın döneminde firmalarımızı, girişimcilerimizi, çalışanlarımızı hayatta ve ayakta tutmak için çok çaba harcadı. Bugün de el birliğiyle üretim ve ticaret kapasitemizi yavaşlatmak yönündeki asli görevimiz devam ediyor. İstanbul'un rengi maviye dönene kadar özel sektörümüzün kısa çalışma ödeneğinin ya da bunu ikame edecek yeni bir varyant desteğine ihtiyaç olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Hizmetler sektörü başta olmak üzere COVID-19 nedeniyle gelir akımını kaybeden pek çok kesim hala mevcut. Yeme içme sektörümüzde olduğu gibi turizmde de salgın nedeniyle belirsizlikler sürüyor. Alınacak ilave tedbirler çalışma barışına da aynı zamanda ciddi katkı sağlayacaktır. Üstelik işletmelerin düşük faizle ucuza kredi alabilecekleri, böylelikle işlerini koruyabilecekleri, dolayısıyla istihdamın ve vatandaşlarımızın gelirlerinin artacağı bir baz senaryoya ulaşmamızın zaman alacağını da biliyoruz. Bu çerçevede hükümetimizin hedeflerine bir sapmaya neden olmayacak biçimde vatandaşımıza doğrudan gelir desteği dahil virüsün verdiği tahribatı hafifletecek destekleri artırması gerektiğini düşünüyoruz. Ödemelerin kaynağı olan işsizlik sigortası fonu bu desteğin sürmesine imkan sağlayacak varlığa sahip olmasında önemli bir imkan olarak görüyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak bu konudaki girişimlerimiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın işletmelerimizi koruyup kollayacak alternatif bir tedbiri yürürlüğe koyacağına yürekten inanıyoruz. Kira ve gelir desteğinde de başvuru süresi 31 Mart itibariyle dolmuştu, bir ay uzatıldı. Türk lirasını cazip kılan, Türk lirası mevduatlarına uygulanan stopaj indirimleri de Mayıs sonuna kadar uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğinden normal çalışmaya geçen işverene 2020 Ağustos ayında yürürlüğe giren kanun uyarınca işçi başına 1341 liraya kadar normalleşme desteği hala sağlanıyor. Ücretsiz izin desteği veriliyor. Yine lokanta ve kafe çalışanlarına yönelik 1500 liraya kadar nakdi bir ödeme desteği veriliyor. Son kabine toplantısından sonra yeni salgın önlemleri de açıklandı. Buna göre cumartesi de pazar gibi sokağa çıkmanın yasak olduğu gün haline getirildi. Ayrıca Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmelerin faaliyetleri paket servisleriyle sınırlandırıldı. Hatırlayacaksınız, İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfz-ı Sıha Meclisi bu durumu İstanbul için şöyle karara bağladı. Yeme içme yerleri 19-21 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 21-24 saatleri arasında sadece paket servisi şeklinde çalışırken, cumartesi pazar günleri de 10-20 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet vermeye devam edecek. Vakalar artıyor. Halkımız, hepimiz bir türlü öz denetimi maalesef başarıyla uygulayamadık. O yüzden yukarıdaki zorlayıcı tedbirler alınmak durumunda kalınıyor. Ne yazık ki zaten zorda olan hizmetler sektörü, yeme içme sektörü bu yüzden biraz daha zora girecek gibi. Bu nedenle İstanbul Ticaret Odası olarak hükümetimize ve İstanbul Valiliğine bir çağrıda bulunarak Ramazan ayının ruhani bereketine uygun şekilde Ramazan'da sahur vakti paket servisiyle bereketlensin dedik. Böylece zaten işleri yok derecesinde olan lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi işyerlerinin paket servislerini sahuru da kapsayacak şekilde sürdürmelerini talep ediyoruz. Bu hem işletmelere olumlu katkı sağlayacak hem de talep artışı sebebiyle Ramazan ayı boyunca motorcu ve kurye ek istihdamına sebebiyet verecek. Ramazan boyunca bildiğiniz gibi toplu iftar ve sahur yapılamayacak. Vatandaşlarımıza paket servisi seçeneğinin sunulması onlar için de işletmelerimiz için de bir rahatlık oluşturacaktır. Kademeli normalleşme ne kadar da aslında iyi başlamıştı.
Yeni normalleşme adımları Mart'ın ilk iki haftasında sektörlere nefes vermiş ve ekonomi üzerinde pozitif etki göstermişti. Hatta biz kredi kartı ve banka kartı üzerinde bir inceleme yaparak Mart'ın 1 Mart'ta başlayan ikinci normalleşmenin ilk 11 gününde önde gelen 22 sektörün 19'unda banka kartı ve kredi kartıyla yapılan harcamaların arttığını tespit ettik. Sektörlere bağlı olarak %30, %40, %20 artan sektörler vardı. Bunlar diğer taraftan yeme içme sektöründe çok ciddi bir artış oldu oradaki cirolarda. Burada çalışanlar için de hem işletmeler hem çalışanlar için bu ciddi bir katkı sağlamış oldu. Bizi sevindiren de şu olmuştu. Özellikle pandemiden en fazla etkilenen hizmetler sektörü bir çıkış trendi yakalamıştı bu dönemde. Ama toplum olarak bunun maalesef kıymetini bilemedik. O zaman çağrıda bulunmuş ve demiştik ki harcamalar yükselirken vaka sayılarını düşürebilmek çok önemli. Bunu başarabilmeliyiz. Önemli olan tedbirlere uyarak bunu sürekli kılabilmek. Çünkü tedbirde sıkılık, ekonomide sıkıntıyı savacaktır. Maalesef elimizdeki hazır imkanı çok iyi değerlendiremedik. Tekrar sıkı tedbirlerle tanıştık. Önümüzde de daha sıkı tedbirler bizleri bekliyor. Umuyor ve diliyorum ki, dua ediyorum ki, hem kendi sağlığımızı, hem insanların sağlığını, hem de ekonomi sağlığını koruyacağımız daha bilinçli günler inşallah yakında başlar. İstanbul'da turizm sektörünün de pandemiden önemli olan oranda hasar gördüğünü görüyoruz, takip ediyoruz. 2021 yılı turizm sektörüne girerken yeni açılımlar da ortaya çıkıyor. Dünya turizm otoriteleri ve araştırmalarının tamamı 2021 yılının öncelikli olarak yerel seyahatin başlayacağı, ikinci yarısından itibaren aşı gelişmelerine bağlı olarak da uluslararası seyahatin kademeli bir şekilde artacağını söylüyor. Yapılan araştırmaya göre turistlerin %70'i 2021'de daha evvel seyahat etmiş yurt dışına seyahat etmişlerin %70'i tekrar yurt dışına seyahat etmek istiyor. Avrupa %63'lük bir oranla hala turistlerin en çok ilgi gösterdiği bölge olarak gözüküyor. TripAdvisor'da şimdiden uluslararası rezervasyonlar yapılmaya başlandı. Burada en önde gelen rezervasyon yapılanların arasında Almanlar ve İngilizler öne çıkıyor. Ama Dünya Turizm Örgütü 2019 yılına dönüşün en az 2,5 yıl süreceğini ifade ediyor. Tüm bu verileri değerlendirdiğimizde küresel turizm endüstrisinin vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin biliyorsunuz doğrudan olarak 35 milyar dolar, dolaylı gelirlerle beraber 40 milyar dolar elde ediyor turizm endüstrisinden. Aşı gelişmelerine ve pandemi koşullarına bağlı olarak turistler kendilerini seyahat etmek için güvenlik hissettikleri tüm dünyada adeta bir turizm patlaması yaşanacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla bizim bu yaşanacak patlamadan en büyük pastayı kapabilmemiz için mutlaka ve mutlaka daha disiplinli bir döneme girmemiz gerekiyor. Türkiye ve İstanbul turizm hareketliliğini ancak yılın ikinci yarısını yakalayabilecek diye öngörüyoruz. İngiltere, Rusya, Almanya pazarlarının gözde destinasyonu olan ülkemizin turist sayıları ve turizm gelirlerindeki artış bu ülkelerin seyahat stratejilerine gerçekten doğrudan ilişkili olarak devam ediyor. İngiltere önlemleri kaldırma takviminin açıklamasından sonra İngiltere'den ülkemize yapılan rezervasyonlarda çok hızlı bir artış yaşandı, %350. Ama daha sonra İngiltere'nin Türkiye ile ilgili açıkladığı bazı kısıtlamalara bağlı olarak bu rezervasyonlarda gene aşağı doğru iniş başladı. 2020 yılında tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı pandemi süreci boyunca Türkiye olarak turizm sektörünü korumak adına gerçekten önemli adımlar attık. Artık turistlerin bir destinasyonu tercih ederken baktıkları ilk kriter güvenli hissetmek oldu. Bu doğrultuda güvenlik turizm sertifikası kapsamında alınan tedbirler ve il pandemi kurulu ile yürüttüğümüz süreçlerin bu yıl ülkemizin turizm sektörü adına olumlu sonuçlar oluşturacağına gerçekten inanıyoruz. Bu arada turizmi teşvik kanunu yapılan kanunu ile ilgili bir çalışma yürütülüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu kanunla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
çalışma yaptı ve bu taslağı kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Bu dönemde Odalar Birliği ile beraber koordineli bir şekilde İstanbul Ticaret Odası'nı temsil eden yönetim kurulu üyemiz ve sektörün içinden gelen arkadaşımız Bahadır Yaşın da yer aldığı turizm sektörü toplantısında sizlerden gelen önerilerimizi ve bizim yönetim kurulu olarak yaptığımız çalışmalar sonucu yine sektörlerden aldığımız bilgileri bir araya getirerek bunların tamamını iletme imkanı bulduk ve memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki gündeme getirdiğimiz tekliflerin, değişiklik taleplerinin tamamı teklife yansıdı. Bu konuda bizim gündeme getirdiğimiz hususları öncelikli olarak dinleyen ve bunların uygulanmasını sağlayan AK Parti Grup Başkan Vekili, Kayseri Milletvekili, eski Bakanımız Mustafa Eritaş'a, ilgili komisyonun tüm üyelerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratlarına İstanbul İş Dünyası olarak teşekkür ediyoruz. Tabii bütün bu manzaranın içinde bir iki de güzel haber vermek istiyorum size. Biliyorsunuz Avrupa'da Hava Seyri Sefer Emniyet Teşkilatı var, Eurocontrol adını verdiğimiz. Ve bunlar her hafta Avrupa'daki uçuş sayılarını ve havalimanlarının kullanma frekansını açıklıyorlar. Burada görüyoruz ki Avrupa'da en son hafta hafta bakılıyor buna. Son haftalarda sürekli olarak İstanbul Havalimanı hep bir numara, en fazla uçuş yapan havalimanı olarak. Sabiha Gökçen de enteresandır, 5. havalimanı Avrupa'da. Bakın bütün Avrupa'da İstanbul Havalimanı 1, Sabiha Gökçen 5. sırada. İstanbul Havalimanı Mart ayında 17 bin üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Bu sayede Charles de Gaulle, Frankfurt, Amsterdam, Schiphol Havalimanı'nı geride bıraktı. Diğer tarafta Türkiye'nin havacılıkla ilgili şirketlerine baktığımız zaman yine Türk Hava Yolları Avrupa'da en fazla uçuş yapan hava yolu olarak açık ara birinci. Burada da Pegasus yine kendi sınıfındaki EasyJet, Ryanair, Eurowings gibi low cost diye tabir edilen taşıyıcılar arasında nispeten pozitif ayrıştı ve 4. sıraya yerleşti. Değerli dostlar, Merkez Bankası verilerine göre Mart'ta reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 111'e yükseldi. Ve son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü. Diğer yandan sanayi sektörlerimizden gelen pozitif sinyaller Türkiye'nin doğru bir büyüme patikasında ilerlediğini gösteriyor. Ekonomi büyümede öncü göstergelerden biri olan imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi PMI üst üste 10 aydır 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşiyor. Bu üretimde güçlenme demek, sanayide büyüme demek, istihdamın artması demek. Geçtiğimiz ayda çok şükür 52,6 puanla tamamladık. Yani büyümeye devam ettik. Önemli bir konu daha var. Yeni ihracat siparişleri üst üste 3. ayda da artışta. Nitekim Avrupa'daki PMI verileri de bunu doğruluyor ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Euro bölgesindeki imalat PMI endeksi Mart ayında %62'yi geçti. 2018'den bu yana en yüksek değer. Bu rakamlar bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Avrupa'daki önde gelen partnerlerimiz bulunuyor. En çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülkeden yarısı Avrupa Birliği ülkesi. Onların sanayisi büyüdükçe bizden daha fazla ürün ve ham madde temin etmek isteyecekler. Tabii bu olumlu tabloya gölge düşüren bazı hususlar da yok değil. Hem Türkiye'deki hem Avrupa'daki PMI anketinden çıkan sonuçlar arasında tedarik zinciri baskılarının yoğunlaşması sıkıntısı dikkat çekiyor. Sevkiyat türlerindeki ciddi artışlar ve neredeyse son 10 yılın en hızlı maliyet artışları yaşanıyor. Plastik ham maddelerinde, saçta, orman ürünlerinde, gıda maddelerinde neredeyse hızlı artışın yaşanmadığı hiçbir sektör yok. Bu da daha yüksek oranlı bir artışa tabiri caizse engel oluyor. Bir de biliyorsunuz geçenlerde Süveyş kanalında bir talihsizlik yaşandı. Bir konteyner gemisi mahsur kaldı. Gemi ulaşımı tamamen durdu. Petrol tankerleri geçemedi. Bu da son dönemde zaten çok yükselmiş olan navlun fiyatlarını daha da olumsuz etkiledi. Allah'tan süreç uzun sürmedi. Ve yavaş yavaş gene trafik devam etmeye başladı. Tabii navlunu artıran tek unsur bu son dönemde Süveyş kanalının kapanması değil. Ondan çok önce başladı.
Pandemi nedeniyle daralan dünya ticareti sonrası pek çok gemi ve konteyner şu anda faaliyette değil. Kısıtlı gemi sayısı da navlun fiyatlarını baskılıyor. Bu konu bir süre evvel ihracatçılarımızın da başını artacak, bir süre daha ihracatçılarımızın da başını artacak bir mesele olarak devam edecek gibi gözüküyor. Deniz Ticaret Odası Başkanımızla yaptığımız görüşmede en azından yılın dördüncü çeyreğine kadar bu konudaki hem fiyatların yüksekliği hem de konteynerlara ulaşmadaki zorluğun devam etmesini beklediklerini ifade ediyor. Bu noktada en azından gümrüklerdeki bekleme sürelerinin azaltılması bizim için çok önemli. Evet, ihracatımızı çok arttırmak istiyoruz ama Türkiye birçok sürecini devam ettirmek için ihracatına da bağlantılı olan birçok konuda da ithalat yapan bir ülke. Dolayısıyla gümrüklerdeki süreyi azaltmak anlamında TSE'nin personel sayısını ve ürün çeşitliliğini doğrultusundaki uzmanlık düzeyinin artılması, buradaki bekleme süresinin mutlaka daha makul bir seviyeye çekilmesi beklentimiz. Bu arada pandemi sebebiyle konteyner taşımacılığında ciddi sorunlar yaşanırken, ihracat performansımızı artırmak için kara nakliyesinin hız kazanması son derece önemli. Biliyorsunuz ihracat taşımalarının Avrupa'ya çıkışı Kapıkule'den ve Hamzabeyli'den geçiyor. Ana kapımız Kapıkule. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından araç geçişleri geçen yılın aynı dönemine göre arkadaşlar %40 arttı. Her iki sınır kapımızdan geçen tır sayısında yaşanan artış, bu artışa rağmen geçiş sürelerinde yaşanan iyileşmeden dolayı başka Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, sürekli Kapıkule'ye gidip inceleme yapan, Bulgar tarafıyla görüşen, işi takip eden Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay'a ve Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürümüz Nihat Kınık'a huzurlarınıza bilhassa teşekkür etmek ve kendilerini gayretlerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Bu arada ilginç bir tahmin daha var. Mart ayının tamamlanmasıyla kısmen açıklanan öncü gösterge niteliğindeki veriler ışığında bu yılın ilk çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi büyüme rakamlarının yurt içi hasıla büyüme rakamlarında yapılmaya başlandığını görüyoruz. Dolayısıyla geçen senenin aynı dönemine göre büyüme beklentileri %4'ün üzerinde gözüküyor. Ümit ediyoruz ki bunun üzerine bir rakamla bu ilk çeyreği kapatmış oluruz. Kıymetli Başkanım, değerli meclis üyeleri. Biliyorsunuz bu yıl bizim için mutlu bir yıl dönümü daha kutlamamıza neden olan bir olayı yaşadık. BTM'nin dördüncü yılını idrak doldurduk. Öncelikle şunu altını çizmek isterim ki, pandemi damgasını vurduğu 2020 yılı özellikle girişimcilik ekosistem açısından da önemli bir yıl oldu. Pandemi sürecinde girişimcilik ekosistemine yapılan yatırımlar ilginç bir şekilde zirveye oturdu ülkemizde. Geçen yıl girişimcilik ekosisteminde şimdiye kadar girişimlerde en fazla yatırımın yapıldığı yıl olarak tarihe geçti. Bu yılın sadece ilk iki ayında yapılan yatırımlar geçen senenin toplam yatırım miktarını geçti. Artık Türkiye Peak Games ve aralarında Unicorn Peak Games ile aralanan Unicorn diğer adıyla Türkcon yolunda 2021 yılında getir ile daha güçlü ve iddialı bir şekilde yürüyor. Şüphesiz bu kararlı yürüyüşte İstanbul Ticaret Odası'nın bundan tam 4 yıl önce kurmuş olduğu BTM'nin ve bu kapsamda yürüttüğü çalışmaların etkisi büyük. İstanbul İş Dünyası'nın temsilcisi olarak İstanbul Ticaret Odası, BTM'yi kurarak girişimcilik sisteminin bugüne gelmesinde ciddi katkılar sağladı. Deyim yerinde ise birlikte kalkınma serüvenine hız verdi. Kurulduğu günden bu yana birçok ekosistem aktörünün bünyesini destekledi. Son 4 yılın sonunda 250 milyon liradan fazla yatırım değerine ulaştı ve 80 milyondan fazla satış yapılması sağlandı. Yeni nesil hibrit girişimcilik merkezi arasında verdiği çok fonksiyonlu hizmetlerle BTM bugüne kadar 10 binden fazla başvuru almış, 18 yaşından 78 yaşına kadar uzanan geniş bir yelpazede 4 binden fazla girişimciye destek sağlamıştır. Bu vesileyle BTM'nin kurucusu rahmetli başkanımız İbrahim Çağlar'ı da burada anmak istiyorum. Bugün ülkemize değer sağlayacak projelerin üretildiği yeni nesil bir startup merkezi olarak BTM'nin başarıları 4 yıl içinde biliyorsunuz ulusal ve uluslararası ödüllerle de taçlandı. Değerli arkadaşlar, sizden gelen talepler doğrultusunda
O da meclis komitelerimizin bazılarının isim değişikliği hayata geçti. Buna göre Altınoğlu Kağıt ve Kırtasiye Meslek Grubu'nun adı Kağıt, Kırtasiye ve Ambalaj. 21 Noğlu Emlak Müşavirleri Meslek Grubu'nun adı Gayrimenkul Hizmetleri. 26 Noğlu Trafik Müşavirliği Meslek Grubu'nun adı Taşıt, Kiralama ve İlgili Hizmetler. 65 Noğlu Aydınlatma Meslek Komitesi'nin adı Teknik ve Dekoratif Aydınlatma olarak değiştirildi. Bu isimlerin tamamı ilgili meslek komitelerimizin istekleriyle gerçekleşti. Hayırlı olsun. İnşallah Odalar Birliği onayından sonra bu isimler netleşecek ve devreye girecek. Değerli arkadaşlar, biraz evvel Sayın Meclis Başkanımız da gündeme getirdi. Sizden bizim için adeta bir gurur tablosunu paylaşmak istiyorum. Burada elimde bir tapu senedi var. Merkez binamızın yanındaki arsanın tek mülkiyetinin, tek sahibinin İstanbul Ticaret olduğunu, ticaret odası olduğunu gösteren tapu senedimiz. Bu sürecin gerçekleşmesinde meclisimiz bize güvendi. Yaptığımız görüşmelerin arkasında durdu ve bu arsanın alınması için destek verdi. Bu süreçte tüm meclis üyelerimize, bu konuda katkı veren tüm meclis üyelerine, özellikle Odalar Birliği'ndeki süreçlerde bize katkı veren meclis başkanımıza, Odalar Birliği başkanımıza ve Türkiye Odalar Borsa Birliği Yönetim Kurulu üyelerine huzurunuza teşekkür ediyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız kurullarla beraber çalışmamız devam ediyor. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda buradaki projemizi de netleştirip sizin takdirlerinize ve onaylarınıza inşallah sunacağız. Tabii bu tapu kaydı aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'nın 20. dönem meclis üyeliği olarak sizin imzanızı taşıyor. Sizin başarınız inşallah sizlerle beraber dönem sonuna kadar çok daha güzel işler yapacağımıza eminim. Çok kısa olarak devam eden işlerle, inşaatlarla ilgili de şunu söylemek isterim. Limanhan'da, üniversite binamızda, ek hizmet binamızda her şey takvimine ve planına uygun olarak devam ediyor. Yılbaşında yaptığım konuşmada ifade etmeye çalıştığım gibi açılış tarihlerinde sizlerle beraber hep bir arada olmak bizim için en önemli mutluluk kaynağı olacak. Ümit ediyorum ki o dönemde artık pandemi de sona erer, büyük bir coşkuyla, mutlulukla bu tesislerimizi, bu binalarımızı tek tek devreye alma imkanı buluruz. Rahmetli Özal'dan demin bahsetmiştim, yanıma bir not aldım, onu demin ifade ederken söylemeyi atlamışım. Müsaade ederseniz konuşmamı bitirmeden evvel onu da ifade edeyim. 1980'li yılların başında Sabiha Gökçen Havalimanı kurulduğu zaman, belki bir kısmınız hatırlarsınız, rahmetli Özal orada yaklaşık 2000 dönüm bir araziyi ileri teknoloji endüstri bölgesi, İTEP olarak ayırdı. O zaman burada ne havaalanı iş yapar, ne bu endüstri bölgesi burada ne yapar dendi. Ama bugün işte biraz evvel ifade ettiğim gibi, bırakın Türkiye'nin, şu pandemi döneminde Avrupa'nın 5. havalimanı olarak görev yapıyor Sabiha Gökçen. İleri teknoloji endüstri bölgesinde şu anda 7 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı bir teknopark var. Hızla büyüyor. İnşallah bu sene sonuna kadar 8500 kişiye ulaşmamız gündemde, devam eden yatırımların tamamlanmasına bağlı olarak. Dolayısıyla 8500 kişilik bir ekosistem orada oluştu. Onun koyduğu vizyonun arkasında Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdirleriyle İstanbul Ticaret Odası Savunma Sanayi Başkanlığı ile bu tesisin kuruluşuna baştan beri katkı veriyor. Ümit ediyorum ki burada ortaya çıkan projeler milletimize, savunma sanayimize, ekonomimize çok daha güzel başarılar oluşturmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken Nisan ayı meclis toplantımızın üyelerimiz için, şehrimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını bir kez daha diliyorum. Gelecek hafta başlayacak olan Ramazan Şerifinizi kutluyorum. Ramazan bayramında da hiç eksilmeden hastalarımızla iyileşmiş olarak sevdiklerimizle, dostlarımızla ulaşmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.